Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'le ilgili alınan yaptırım kararını. Evet. Şimdi öncelikle tabii bir süreç bu ve iki bakanımızla ilgili bu yaptırım kararı iki bakanımızla ve hükümetimizle ilgili değil aslında. Yani bunu hükümete karşı ya da iki bakana karşı bir yaptırım olarak görürsek bu yanlış olur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir saldırgan tutum. Ve dün akşam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan dört parti ortak bir bildiri yayınlayarak buna dikkat çekti. Şimdi ABD ile yaşanan sürece baktığımızda ABD yönetiminin bir süreden beri sadece Türkiye'ye dönük değil, birçok ülkeye dönük, Almanya başta olmak üzere yaptırımlar uyguladığını, tehditkar bir dil kullandığını görüyoruz. Şimdi geçmişte ABD yönetiminin Rusya ve İran'a dönük yaptırımları vardı. Şimdi birileri Türkiye'ye dönük yaptırımları da Rusya ve İran denkleminde değerlendirmek gibi bir yanlışlığın içerisine düşüyorlar. Öncelikli olarak pozisyon olarak Türkiye ABD yönetimiyle ilişkilerinde Rusya ve İran'ın konumunda değil. Eğer burada mukayese edilecekse Türkiye Almanya ile mukayese edilmelidir. Almanya ile dönük yaptırımlar ve Türkiye'ye dönük yaptırımlar arasındaki benzerliklere belki atıfta bulunabiliriz. Burada tabii bütün olarak toptan bir bakış açısıyla Amerika'yı değil de Amerika'nın içerisinde belli kanatlar var. Ve ABD yönetiminin de baktığımız zaman kendi içinde şimdi bakıyorsunuz Pompeo'nun açıklamaları farklı, Mattis'in açıklamaları farklı, Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları farklı, Pence'in açıklamaları farklı. İşte Hazine Bakanlığı'nın aldığı yaptırım kararının arkasındaki açıklamalar farklı. İşte bugünlerde Türkiye'de bir askeri yetkili, Amerika'dan askeri bir yetkili görüşmeler yürütüyor. Diğer taraftan Membiç'le ilgili yürütülen görüşmeler var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Rahip Brunson konusunda Mike Pence'in çok şiddetli açıklamaları var. Yani ABD yönetiminin de kendi içerisinde tek bir ses olarak bütün bunların arkasında durduğu açıkçası görünmüyor. Şimdi Kasım'daki seçimler, Amerika'daki Kasım'daki seçimler bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini bize gösteriyor. Biz hatırlayın bunu Almanya'daki seçimlerde ve Hollanda'daki seçimlerde de benzer bir durumu yaşamıştık. Yani özellikle Hollanda'daki seçimlerde Türkiye doğrudan adeta bir iç siyaset malzemesi haline gelmişti. Yine burada Amerika'nın bilmesi gereken bir şey var. Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil. Yani Türkiye'nin biz iç meselelerine müdahil oluruz, yaptırımlar uygularız ve bu yaptırımlarla da sonuç alırız. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerinde son derece rasyonel bir zeminde kalmak durumundadır. Bu irrasyonel bir zemin. Ha Türkiye Amerika ile olan ilişkilerinde soğukkanlı davranmaya devam edecek. Kararlı tutumuna devam edecek. Rasyonel bir zeminde kalmaya devam edecek. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Amerika'nın da içinde farklı kanatların bir taraftan Türkiye ile değişik alanlarda ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yaptığını da biliyoruz. O yüzden burada mütekabiliyet esasına göre Türkiye gerekli cevabı verecek. Peki bunu konuşacağız ama şunu sormak istiyorum. Sizin tanımınızda
irrasyonel bir noktadayız. Böyle olmaması gerekiyordu. Yani ABD yönetimi irrasyonel bir noktada. Onlar açısından doğru. Neden bu noktaya gelindi o zaman belki daha önemli bir soru olarak önümüzde duruyor. Yani sözünü ettiğiniz Amerika Birleşik Devletleri yönetimi içindeki parçalı yapı mıdır bunun sebebi? Başka sebepleri var mı? Ya da daha öz bir ifadeyle Rahip Brunson gerginliği neden bu noktaya geldi? Şimdi Rahip Brunson konusu gördüğüm kadarıyla ABD'de özellikle Mike Pence ve onun çevresi için çok büyük bir önem arz ediyor. Ve bunun sebeplerine baktığımızda aslında Rahip Brunson'la ilgili iddianameyi okumak gerekiyor. Şimdi bu iddianameyi okumadan, bu iddianamede Brunson'ın da kabul ettiği bazı konular var. Mesela arkadaşı Den'e attığı bir mesajı attığını kabul ediyor. O mesajı okuduğunuzda aslında Brunson'ın Türkiye'de görevinin ne olduğu ve ne yapmak istediği çok açık bir şekilde ortada. Yani iddianame açıklandı biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla iddianameye herkes ulaşabilir ve iddianameyi okuyabilir. Şimdi bu çerçevede baktığımızda biz 15 Temmuz'u PKK terör örgütünü, bölgedeki yaşananları, PYD'ye 5000 tır silah yardımını, bütün bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz. Yani biz PKK'nın özellikle son dönemde sivil saldırılarını, birazdan sanırım evet, o konuya gireceğiz. Diğer taraftan Suriye'deki ve Irak'taki yaşananları, bunların hiçbirini birbirinden bağımsız değerlendirmemiz söz konusu değil. Ne yapılmak istendiğini biz çok net bir şekilde görüyoruz. Ama burada duygusal davranmadan, dediğim gibi rasyonel, soğukkanlı, kararlı ne yapacağınızı ve ne istediğinizi bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Türkiye tam bu noktada ve haklılığının gerektirdiği adımları atacak güçte bir ülke Türkiye. Türkiye 1974'te ambargo uygulanan Türkiye değil artık. Dünya da 1974'ün dünyası değil. Yani artık dünya soğuk savaş yıllarının dünyası değil. Dünya artık çok katmanlı, çok boyutlu, çok seçenekli, kaotik. Kaotik olduğu kadar da değişimi yönetebilenlerin daha büyük fırsatları görebildiği ve kucaklayabildiği bir dünya artık. O yüzden Türkiye bu konuda ne yapacağını çok iyi biliyor, hangi adımları atacağını çok iyi biliyor. Herhangi bir şekilde tahriklere kapılmadan provokatif bir takım yaptırımların oluşturduğu o provokasyona gelmeden kararlı bir şekilde Türkiye adımlarını atacaktır. Bundan herkes emin olsun. Bunu biraz somutlaştırırsak, söylediğiniz mütekabiliyet esasları çerçevesinde soğukkanlı, bu anlamda uluslararası hukukun doğurduğu haklarını kullanarak somutlaştırabilirsek ne yapacak Türkiye? Yani bunlar hangi adımlar ben olacak? AK Parti sözcüsü olarak daha çok işin siyasi tarafındayım. İşin icraat, uygulama tarafı Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlarımızın alacağı kararlar bunlar. Dolayısıyla biz işin siyaset tarafında AK Parti'nin bu meselelere bakış açısı, perspektifi, çünkü Cumhurbaşkanımız aynı zamanda bizim genel başkanımız. Ben o çerçevede bakıyorum. İşin sıcak, somut ve uygulamaya dönük tarafını tabii ki Dışişleri Bakanlığımız en kısa zamanda kamuoyuyla Türkiye'nin atacağı adımları paylaşacaktır. Evet. Şimdi tabii dün akşam açıklanan iki Sayın Bakan'la ilgili kararın ötesinde
satır aralarındaki mesajlar ya da olası gelişmeler üstünden şöyle bir değerlendirme de var. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yeni hamleler gelir mi? Siz bekliyor musunuz böyle bir şey ya da yeni yaptırım kararları açıklaması halinde Amerikan tarafı mesele nereye gider, nereye uzar? Şimdi öncelikli olarak alınan bu kararlar ABD'nin kendi içinde de tam bir uyumla alınan kararlar değil ve ABD'nin kendi içinde de bu durumdan son derece rahatsız olan, hatta bu kararları bir adolesan kararı, yani bir ergen tavrı olarak gören ve umarım Türkiye'de yetişkinler vardır, yetişkin davranışı sergileyenler vardır diyen kesimler de var. Şimdi gözüken o ki seçimlere kadar, Kasım ayına kadar geçmişte Almanya ve Hollanda ile yaşadığımız gibi Türkiye ile olan ilişkiler bir gerilim malzemesi olarak kullanılacak. Burada önemli olan Türkiye'nin bir aklı selimle, kararlılıkla, soğukkanlılıkla kendi haklarını ve pozisyonunu koruyarak bu süreci yönetmesidir. Bu da Türkiye'nin en iyi yaptığı iştir. Evet. Şimdi buradan daha içerideki konulara geçelim. Terörle mücadele, özellikle PKK'nın son sivillere yönelik saldırısı maalesef hepimizi üzen bir haber, gelişme olarak önümüze çıktı. Önceki akşam bir asker eşi ve bebeği şehit oldu. Terörle mücadelede bu gelişmeden, bu durumdan sonra biz yeni adımlar görür müyüz, yeni hamleler görür müyüz? Şimdi biz terörle mücadeleyi eğer PKK ve PKK'nın da örgütünden ibaret görürsek ve terörü sadece eli silahlı adamlardan ibaret görürsek terörle mücadele edemeyiz. Bizim terörle mücadele konseptimiz daha, yani terörle mücadele başka bir şey, teröristle mücadele başka bir şey. Türkiye teröristle mücadelesini en etkin bir şekilde sürdürüyor. Ama terörle mücadele ülke içerisinde teröre, teröriste, terör örgütlerine dönük her türlü sempatiyi, her türlü övgüyü, her türlü desteği, şiddete dönük her türlü övgüyü, illegaliteye dönük her türlü çağrıyı da içermelidir. Yani bugün siyasetin içerisinde birileri PYD'yi terör örgütü görebilmek için istihbarat raporuna ihtiyaç duyabiliyorsa, eğer terörist cenazelerinde boy gösterenlere bir empati gösteriliyorsa, terör örgütünün siyasi uzantısı niteliğindeki yapılar açık bir şekilde terör örgütüyle olan ilişkilerini ifade edebiliyorsa ve üniversitelerde özellikle birilerinin, adı akademisyen olan birilerinin öğrencilere dağı, terör örgütünü, terör örgütünün hedeflerini övücü bir dil derslerde kullanabiliyorsa ve bizim üniversite öğrencilerimiz terör örgütüne duydukları empatiyi kendi devletine, kendi ordusuna göstermiyorsa, işte burada oturup düşünmek gerekiyor. Yani bugün ana muhalefet partisinin genel başkanı kendisine biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz ama HDP'nin terör örgütüyle açık bir şekilde ilişkisi olduğu ortadayken Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uğratmayı kendisine siyasi misyon haline getirmişken bunu meclise taşıman yanlıştır dediğimizde, ben Türkiye'nin bütün renklerini meclise taşıdım diyebiliyor. Terör ve terör seviciliği Türkiye'nin renklerinden birisi olarak görüyorsa önce bu anlayışla mücadele etmek gerekiyor. Yani bu anlayış devam ettiği sürece biz teröristle mücadele ederiz. Ama terörle mücadele, yani
teröristle mücadele sivrisinekle mücadeledir. Terörle mücadele ise bataklığı kurutmaktır. Yani şiddeti, silahı önceleyen ya da PKK'nın Marksist-Leninist bir örgüt olarak Stalinist yöntemleri kullanmasını doğru gören ve bugün PKK'nın Marksist-Leninist bir örgüt olarak Stalinist yöntemleri kullanan başka akraba örgütleri de var. Yani DHKPC gibi, MLKB gibi, TKP gibi ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendisinin bu Marksist-Leninist yöntemleri savunduğunu ve Stalinist yöntemleri, yani silahlı mücadeleyle yönetimi değiştirmeyi meşru gören akıllar var olduğu sürece ve biz bunlarla mücadele etmediğimiz sürece terörle gerçek anlamda mücadele edemeyiz. O yüzden AK Parti bunlarla da, bu zihinsel akrabalıklarla da, bu sempatiyle de, bu empatiyle de, bu terör sevicilikle de, işte terör kimden gelirse gelsin şey yapıyoruz, kabul etmiyoruz diyen. Niye PKK diyemiyorsun? Niye PKK'ya lanet olsun diyemiyorsun? PKK'nın özellikle seçimlerden sonra yaptığı sivil ölümlerine neden sesini çıkarmıyorsun? PKK ilk defa mı bebek katletti? PKK'nın en temel özelliği bebek katili olmasıdır. APO'nun namı diğer ismi nedir? Bebek katilidir. Yani bu bebek katili örgütü alkışlayan, bebek katili örgütün partisine oy vermekle övünen bizim sözde aydınlarımız, entelektüellerimiz, sanatçılarımız olduğu sürece, bu zihniyet değişmediği sürece Türkiye'de gerçek anlamda biz terörle mücadele ediyoruz diyemeyiz. Evet. Şimdi dün cenaze töreni sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. İdam konusundaki mesajlarının biraz daha vurgusunun güçlendiğini görüyoruz. Ona dayanarak şunu soracağım. Yani AK Parti grubu olarak bir teklif hazırlamak söz konusu olabilir mi? Ya da MHP veya diğer partilerin hazırladığı bu yöndeki bir teklife destek verilebilir mi? Şimdi idam konusu uzunca bir süreden beri Türkiye'de tartışılan ve evrensel hukuk açısından geriye dönük uygulanıp uygulanamayacağı konusu gündemde tartışılan bir mesele ve toplumun da bu konuda ciddi bir hassasiyeti var. Siyaset de toplumsal taleplere ve ihtiyaçlara, hassasiyetlere karşı her zaman siyaset duyarlı olmuştur. Cumhurbaşkanımız çok açık bir şekilde eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi böyle bir yasayı onaylar ve önüme getirirse ben de bunu onaylamaktan geri durmam dedi. Şimdi tabii ki idamın bir anayasa değişikliğiyle tekrar getirilmesi meclisteki bir konsensüse, bir mutabakata bağlı. Şimdi o mutabakat oluştuğunda bunu konuşmak lazım. Yani şimdi mecliste bazı siyasi partiler şöyle yapıyorlar. Sadece işte bakıyorsunuz bir grup bir konuda öneri getiriyor. Evet. Grup önerisi getiriyor. Aslında grup önerisinin kabul edilmeyeceğini biliyor ama o grup önerisini ne için getiriyor? Siyasi malzeme yapmak için getiriyor. Şimdi hem MHP olsun hem AK Parti olsun, yani Cumhur İttifakı olarak biz bir mutabakat gördüğümüzde bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşebilme ihtimalini gördüğümüzde tabii ki gereğini yaparız. Evet. 18 Ağustos AK Parti için önemli bir tarih, kongre tarihi. Onu soracağım ama onun öncesinde de kuruluş yıl dönümü etkinlikleri söz konusu. 14 Ağustos bir sempozyum düzenleyeceksiniz. Belki oradan başlayarak 18 Ağustos'u da konuşabiliriz. Şimdi 14 Ağustos bildiğiniz gibi AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü. 17 yıldan beri AK Parti Türkiye'de milletin emrinde, milletin hizmetinde çalışıyor. Şimdi 17. yılımızda biz kuruluşundan bugüne AK Parti sempozyumu düzenliyoruz. Bu konuda SETA ile yaptığımız bir çalışma 4
büyük kitap çıkardık. Yani dış politika, toplum, siyaset, ekonomi. Evet. Dört alanda büyük bir çalışma oldu. Akademisyenlerin ciddi katkısıyla güzel bir çalışma oldu. AK Parti'nin 16 yılının anlatıldığı bir kitap ve bu kitap etrafında da yurt dışı katılımı da sağlanarak büyük bir sempozyum düzenliyoruz. Şimdi biz bu sempozyumu düzenlerken diğer siyasi partilere bakıyorsunuz. Yani onlar hani Türkiye'yi taşıma iddiasında, iktidar iddiasında olan partilerin durumu ne? CHP'nin durumu içler acısı. İşte kurultaya gidiyorduk, gitmiyorduk. Anladığım kadarıyla İyi Parti bir kongre sürecine girecek. Şimdi ben CHP'nin geçen gün yani seçimden sonraki durumuna baktığımda kendi kendime şunu düşündüm. Bir vatandaş olarak bunu düşündüm. Şimdi biz yıllardan beri seçim izleme şeyi yaparız, çalışması yaparız. Yani bizim müşahitlerimiz, evet, sandıklar kapandıktan sonra diğer bütün siyasi parti temsilcilerinin imzaladığı tutanakları sandık kurulu başkanından alır, ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına getirir. Onlar hemen sisteme girilir ve genel merkezden biz hızla seçim sonuçlarını izleriz. Bu sene bunu CHP de yapmak istedi. Ve bunu yapamadılar, biliyor musunuz? Yani bir seçim izleme programını çalıştıramayan parti Türkiye'yi yönetemez. Ve kendi iç bütünlüğünü, kendi iç krizlerini çözemeyen bir parti Türkiye'yi yönetemez. Allah aşkına, kendi iç krizlerini çözemeyen bir parti şu anda dünyanın her yerinde krizler yaşanırken Allah aşkına Türkiye'yi nasıl yönetecek? Zaten bunların Türkiye yönetmek gibi bir iddiası da yok. Biz geçmiş 17 yılı anlatacağız. Yani bu işi AK Parti nasıl yaptı, nasıl başardı, hangi badirelerden geçti, AK Parti'nin reform siyasetinden dış politikasına kadar 14'ünde bunu konuşacağız. 18'inde de bizim kongremiz var. Evet. Birlik beraberlik içerisinde kongremizi de gerçekleştireceğiz sorunsuz bir şekilde. Şimdi tabii kongre tarihi yaklaştıkça kamuoyu gündemine gelen haberler de artıyor. Özellikle MYK'nın parti yönetiminin değişeceği yönünde haberler var. Nasıl bir değişiklik bekleyelim AK Parti kongresinde? Şimdi biz temel niteliği AK Parti'nin yenilenmedir. Yani AK Parti 17 yıldan beri güçlü bir şekilde Türk siyasetinin nasıl taşıyıcısı oldu diyecek olursanız, AK Parti sürekli olarak kendi yenilenmesini sağlayan, kendi değişimini yöneten, iç disiplinini çok iyi bir şekilde sürdüren, adanmışlık, aidiyet ve dava şuuru, yani bir amaç uğruna, yani o müşahit, o sandık kurulundan o tutanağı alıp ilçe başkanlığına götürüyorsa, bu bir amacı olduğu için bunu yapıyor. Bir adanmışlığı, bir davası olduğu için yapıyor. CHP de bunu başaramıyorsa bu bir amaçsızlıktan maalesef kaynaklanıyor. AK Parti bu çerçevede bu dava şuuruyla hareket eden ve yenilenmeyi bir bayrak yarışı ve bir bayrak teslimi olarak gören bir parti. Yani düşünün, bugüne kadar 1000'in üzerinde milletvekili, işte 250'nin üzerinde bakan, yani toplumun siyasi olarak insan kaynağını da dönüştüren, değiştiren, yenileyen, siyaseti değiştiren, dönüştüren, yenileyen bir partiden bahsediyoruz. Ve her seferinde biz hem milletvekili seçimlerinde, hem yerel yönetimlerde, hem kongrelerimizde biz %40 ile %55 arasında bir mutlaka yenilenme gerçekleştiririz. Bu yenilenme şu anlama gelmiyor. Daha önce partide görev alan arkadaşlarımızın bir kenara bırakılması anlamına gelmiyor. Bu arkadaşlarımız başka yerlerde görev alırlar. Oralara yeni arkadaşlarımız gelir. Yani şu anda baktığınızda bakan yardımcılıklarından tutun da İşte başkanlıklara varıncaya kadar, belediye başkanlıklarından milletvekillerine, teşkilat yönetimlerine varıncaya kadar 17 yılın sonunda deneyimiyle, birikimiyle, tecrübesiyle
değişik alanlarda görev almış arkadaşlar var. Ben AK Parti'de grup başkan vekilliği yaptım, evet. Bakanlık yaptım, genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Yani bizimkisi bir görev değişikliğidir. Bu siyasetçiyi alıp bir kenara bırakma değildir. Buradaki sorumluluğunuz bittiğinde başka bir yerde, başka bir alanda sorumluluk üstlenmektir. Çünkü biz makam ve statü üzerinden değil, görev ve sorumluluk üzerinden işlerini yürüten bir partiyiz. Bize bu açıdan bakıldığında AK Parti'yi daha iyi anlayabiliriz. Şimdi CHP kendi zaviyesinden, hani dervişin fikri neyse zikri odur, kendisi gibi düşünüyor AK Parti'yi. Evet. Ve AK Parti'yi konuşurken CHP aslında kendisini konuşuyor. Biz değişimi de yenilenmeyi de böyle görüyoruz. Peki. Şimdi son iki dakikamız CHP konusuna girdiniz. O zaman şunu sorayım. Muharrem İnce'nin, Sayın İnce'nin bir açıklaması var. AK Parti CHP'deki bu yapı kalsın istiyor. Yani değişmesini istiyor şeklinde. Buna dayanak olarak da sizin bir açıklamanızı ortaya koyuyor. Sizin Muharrem İnce lider olmuştur açıklamanızı ortaya koyup AK Parti'nin CHP'deki yapının değişmesini istemediğine bunu kanıt olarak gösteriyor. Ne dersiniz? Son iki dakikada bunu konuşalım. Şimdi dün sevgili Engin Altay da benzer şeyler söyledi. Ben hem Engin Altay'la hem Muharrem İnce ile grup başkan vekilliğim döneminde beraber çalıştım. Şimdi benim ya da bizim AK Parti'nin, CHP'nin içiyle bizim bir işimiz yok. Bir siyasi partinin iç işlerine de asla karışmayız. Biz sadece CHP'nin Türk siyasetine yansıyan tarafıyla ilgileniyoruz. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul etmiyor, 8 defa yenilmiş, 9. yenilgisini almış ve yenilgiyi kabul etmiyor ve bu yenilginin de kabul etmediği gibi seçimleri şaibeli hale getiriyorsa, ama diğer taraftan Muharrem İnce de yenilgiyi kabul ediyor ve yenilgiyi kabul etmeyenler zafer kazanamazlar diyorsa, ben de o zaman şunu söyledim, dedim ki demokrasimiz açısından takdir edilmesi gereken bir tutumdur bu, dedim. Söylediğim benim sadece bu. Yani CHP'nin içerisine dönük bir niyetimiz de yok, işimiz de değil, uğraşmayız da, ama CHP'nin Türk siyasetine yansıyan tarafını konuşmak durumundayız. CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin siyaseti zehirleyen tarafıyla ilgili ben AK Parti sözcüsü olarak konuşmak durumundayım. Bir cumhurbaşkanı adayının tutumuyla ilgili değerlendirme yapmak durumundayım. Bana şu soruldu, Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun, AK Parti'nin oyunun üstünde olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sordular. Ben de dedim ki liderlerin oyu partilerin oyunun üstünde olur. Peki dediler CHP, bu durum gösteriyor ki Muharrem İnce CHP'nin doğal lideri olmuştur, dedim. Yoksa bizim CHP'nin içine dönük bir amacımız, maksadımız söz konusu değil. Zaten sorunları başlarından aşmış durumda. Onlar kendilerine yetiyorlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayına katkınız için. Rica ederim. Evet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'la konuştuk. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle.